Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün soğan kebabı yapacağım. Oldukça tarifi pratik, kolay ve aynı zamanda çok lezzetli olan ve bugünlerde bu pandemi zamanında özellikle bolca tüketmemiz gereken, bağışıklık sistemimizi oldukça güçlendiren ve tam bir C vitamin deposu olan soğanımızla Antep usulü soğan kebabı yapacağım hep birlikte. Umarım beğenirsiniz, siz de yaparsınız, memnun kalırsınız. Yapılışına geçelim. Tarifimiz oldukça pratiktir. Evet arkadaşlar, soğan kebabı için gerekli olan malzemeler, yarım kilo kadar kıymamız var. Kıymamız için gerekli olan malzemeler, tuz kullanmıyorum çünkü yeterince tuz salçamız da var. Gördüğünüz kadar salça ve karabiber kullanacağız bu kıymanın harcı için. Ayrıca bir tatlı kaşığı kadar nar pekmezimiz var. Bunu sulandırdım. Tepsiye gezdireceğim. Nar pekmezi gördüğünüz gibi. Bu pişmesinde bir lezzet veriyor. Ayrıca kebaplık soğanlarımız var. Bunlar küçük olacak ve gördüğünüz bu şekilde, bu renkte olacaklar. Şimdi nasıl hazırlayacağız soğanlarımızı? Bunu hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde kestikten sonra dış kabuğunun bir katını alıyoruz. Kesinlikle tamamen soymuyoruz çünkü pişmesinde yanmaması için o kabuklar bize gerekli. Bu şekilde hafifçe sonuna kadar kesmiyoruz. Bu şekilde kestikten sonra suda bekletiyoruz. Devam ediyoruz. Ortadan tam ikiye bu şekilde hazırlıyoruz. Mor renkte olması lezzeti açısından önemli. Biraz daha şuradan kesebiliriz. Evet. Bu şekilde soğanlarımızı hazırladıktan sonra tepsiye dizeceğiz. Evet, soğanlarımı hazırladım, yıkadım, sularını süzdüm. Bu şekilde hazırlar soğanlarımız. Gördüğünüz gibi sularını süzdüm. Şimdi tepsimiz hazır. Tepsimi dizeceğim. Ardından kıymamı hazırlıyorum. Gördüğünüz kadar salçamız var. Karabiberimiz var. Ve bunu birlikte salçamız karışıncaya kadar yoğuruyoruz. Çünkü etimizin dağılmamasını istiyoruz. Burada yarım kilo kıymamız var. Ardından tepsiye nasıl dizildiğini anlatacağım. Püf noktası olaraktan. Çünkü soğanlarımızın yanmamasını, etimizin yanmamasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi kıyma çok yağlı değil. O yüzden kıymalar kuruyabilir. Kıymamız hazır. Ardından tepsiye dizeceğim. İsterseniz salçalı da katmayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Evet. Salçalarımız karıştı. Soğanlarımızı alıyoruz. Çok ikiye ayırmadan hafifçe böyle ikiye ayırıyoruz. Kıyma alıyoruz. Elimizde hafifçe sıktıktan sonra içine koyup soğanımızı bu şekilde dizmiyoruz. Çünkü uzun süre soğan, biliyorsunuz, pişme süresi uzun olduğu için kıymalarımız yanar. Onun için soğanlarımızı bu şekilde tepsiye diziyoruz. Evet, bu işleme devam ediyoruz. Bakın, çok ikiye ayırmıyoruz. Hafif kendini tutacak. Bu şekilde kıymalarımızı koyaraktan diziyoruz fırının tepsimize. Bu şekilde. İşlem soğanlar bitinceye kadar devam ediyor. Gördüğünüz üzere soğanlarımızı dizdim. Hazır. Piştikten sonra çok güzel oluyor. Etlerimiz yanmıyor kesinlikle suda piştiği için. Şimdi bu fırına gitmeye hazır. Gördüğünüz nar pekmezini sulandırdım. Şimdi hafif hafif soğanlarımızı da üstlerine dökerekten bir saat pişmek üzere fırına gönderiyoruz. Evet.
Evet arkadaşlar, soğan kebabımız hazır, pişti. Bakın nasıl güzel oldu. Eğer soğan kebabımızın etini, kıymasını ters çevirmeseydik yanabilirdi dış kabuğun olduğu gibi. O yüzden pişirirken kıyması tepsiye gelecek şekilde pişiriyoruz. Bugünlerde oldukça bolca tüketmemiz gereken soğan kebabımızın tarifini hep birlikte izledik arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.